Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün özellikle kripto paraları ve piyasaları değerleneceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok güzel veriler derledim. Çok güzel haberler derledim. İsterseniz hemen başlayalım. İlk başta arkadaşlar Binance Smart Chain alakalı bir haber var. Binance Smart Chain arkadaşlar ekosistemini büyütmek için 1 milyar dolarlık fon başlattığını duyurdu. Ve yeni bir açıklama daha yaptı. Binance yani Binance Coin olabileceğiniz. alabileceğiniz bir coin çıkacak. Ve bu coin bir fan token. E, hangi takımın fan token derseniz de Lazio adlı İtalyan takımının çoğunuz biliyorsunuzdur. Çok ünlü ve Avrupa'nın büyük takımlarından da birisi. E, bu takımın arkadaşlar halka arzı olacak. E, bunu da Binance coin yapacaklar. 6 gün 5 gün sonra falan olacak diye biliyorum. E, bu da tabii ki Binance coin aslında iyi yansıyabilir. Ayrıca 1 milyar dolar da çok ciddi bir rakam. Bunu da söylemem gerekiyor. Geçtim. E, şimdi başka bir veri geldi. Bu veri çok daha güzeldi. SEC Bitcoin ETF'i onayladı. Bu neden önemliydi derseniz şöyle bir şey var. Yıllardır bunu bekliyorduk. Yani 2013'ten bu yana ETF bekleniyordu. Durmadan sunuluyordu. Ve bunlara cevap gelmiyordu düzgün. Bugün de cevap geldi. Daha doğrusu 16'sında yani dün haberlere düştü tam olarak piyasaya. Haber geldi. Onayladıklarını söylediler. Bunun şöyle güzel yanları olacak. Önümüzdeki haftalarda arkadaşlar bir sürü ETF onayı görebiliriz. Bunun önceden size haberini vereyim. Yani bir sürü ETF haberi görebiliriz. Bunlar Bitcoin hedefini arttıracak. Bitcoin'e olumlu etkileyecek haberler. Bunları da ilerleyen günlerde dediğim şekilde görebiliriz. Çünkü Sekin onaylamadığı ya da cevap vermediği bir sürü ETF vardı. E bunlara cevap vermek zorunda kalacak haftalar içerisinde. Bu septen fiyatta hareket görebiliriz. Bunu söyleyeyim. Olumlu yönde elbette. Ki Yongju bir veriyi paylaştı. Ki Yongju da şundan bahsetti. Bu yükseliş short patlatmak için bir yükseliş değildi dedi. Yani shortları tasfiye etmek için bir yükseliş olmadı dedi. Öncelerde böyle olmuş. Zaten şurada da gösterdi. Şu an öyle bir yükseliş yok. Şu an hatta aksine dedi. İnsanlar dipten aldı ve uzun zamandır tutuyor dedi. Uzun zamandır tutacak dedi. E bu da tabii ki çok güzel bir haber. E bu da bizim için olumlu oldu. Bunu da alıp bir kenara koymak istedim. E çok güzel bir veri. Geçtim. Lex Moskowski de yine çok güzel bir veriyi paylaştı. Dedi ki 100 ila 1000 bitcoin tutan adres sayısında bir zıplama var dedi. Ve balinalar yükleniyor dedi buna. E buradan şunu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Demek ki ciddi bir mal ciddi bir nakite sahip olan insanlar bitcoin tutmaya devam edecek. Yani bitcoin balinaları diyeceğim direkt. Bitcoin balinaları bitcoin tutmaya devam edecek. E bu da elbette çok güzel bir haber. E, kripto kuantın başka bir verisi vardı. Bu veride de şundan bahsediliyor. 60 bin dolara geldi fiyat bildiğiniz şekilde 61 bin dolar adayı şu anda ancak buna rağmen hala bir satış yok dedi yani insanlar satmıyor tutuyorlar dedi e bu da çok güzel bir haber demek ki daha da yükselecek yani diğer türlü bayinalar bunu satardı ama satmamışlar gelen veriler bize bunu söylüyor şu ana kadar gösterdiğim bütün haberler ve veriler olumluydu ancak şimdi olumsuz bir veri göstereceğimse bu Korku ve açgözlülük endeksi arkadaşlar. Bizi uzun süredir takip eden insanlar bundan haberdar zaten. Yani bunu biliyorlar. Korku ve açgözlük endeksinin bu sebeple ne olduğunu açıklamayacağım. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Bunda aşırı açgözlülük var. Yani aşırı bir açgözlülük var. 79'a kadar dayandık. Hani bu şu demek değil yani daha önce buraları görmedik. Hayır gördük yani daha önce 92'leri 95'leri 96'ları da gördük ama 79'a çok ciddi bir rakam ve gördüğünüz şekilde aşırı aç gözlülük yazıyor. Yani bu da aslında fiyat için bir olumsuzluk. Ayrıyeten bakarsak bir olumsuz verimiz daha var. İnsanlar acayip bir şekilde acayip bir şekilde longluyor. Yani muazzam bir şekilde longluyorlar. Bunlar genellikle tasfiye edilir. Fiyat aşağı yönde düşer genellikle böyle şeyler olduğu zaman. Ancak yani istisnalar olmuyor mu? Elbette oluyor. Mesela bakarsak şurada da yani insanlar acayip bir şekilde longlamıştı şuralarda. Ama bakarsak yani fiyatın yükselmesini 10 bin dolar birden yükselmesini engellemediler. Ve fiyat 10 bin dolar bir anda yükseldi. Şu an peki ne olacak sence? Yani ne düşünüyorsun? Arkadaşlar burada net olacağım. Ben bu kadar longlayan varken ve bu kadar aç açgözlülük varken piyasada... Yeni bir ETF haberi gelmeden ben Bitcoin'de hani o 70 bin 80 binlere doğru bir koşu beklemem. Ki onlar benim zaten yıl sonu tahminim. Yani ben yıl sonunda Bitcoin'in 80 bin dolara gelmesini bekliyorum. Peki ne bekliyorsun? Arkadaşlar şunu bekliyorum. Bakın altımızdan gelen bir destek var. Bu alan çok ciddi bir şekilde kullanılmış. Yani şuralarda bakın direnç olarak kullanılmış. Şurada şurada. Yine fiyat burada Bakarsa Koreli hareket etmiş. Yani buranın içerisinde ciddi bir korelasyona girmiş. E buradan şunu anlayabiliriz. Burası hem çok güçlü bir destek hem de çok güçlü bir direnç alanı. E burası neresi de oluyor? 59 bin dolar oluyor onu söyleyeyim. 59 bin dolarla 58 bin dolar bandı oluyor. Bu banda inebiliriz. Ya bunlar gayet normal şey olur. Şu an 61 bin dolara yakınız. 61 bin dolar diyeceğim. E buradan şuraya kadar bir düşüş gelebilir. Bu ufak çok ufak bir düzeltme olabilir. E hatta 58 bin dolarlara kadar da buradan inebiliriz. Yani bunlar gayet normal şeyler. Çünkü yükseliş için hani bir düzeltme lazım. Yani sağlam bir düzeltme lazım. Bunlar da hafif geri çekilmeli olur işte böyle. Ha, şu da var. Yani ben bu düşüşlerin altcoin'leri etkileyeceğini düşünmüyorum. Dürüst olmak gerekirse düşünmüyorum. Neden? Altcoin'lerde arkadaşlar ben bir rally bekliyorum. Altcoin'lerin ya daha doğrusu dominansın 40.40'lara %40.40'a kadar gerilemesini bekliyorum. Oradan tekrar çıkacaktır. Ee, Altcoin'leri zorlanmaya başlayacaktır ama şu an baktığım zaman durum altcoin'lerin lehine duruyor ki dün Instagram'da bir paylaşım yaptım. Yani XLM vardı mesela bizde XLM. Şuradan da açıp göstereceğim onu size. Yani XLM şöyle açmak isterim. Ee, gerçekten bizde vardı ve güzel bir dün kazanç elde edildi bundan. Ee, bir anda hani en çok yükselen coin'ler arasındaydık ve fark ettiyseniz piyasa artmıyor. Yani hem Bitcoin yan gidiyor. Zaten dominansla da çok düşüş göremiyoruz. %0.37'lik bir düşüş var. E bundan dolayı piyasa çok yükselemiyordu ve bu kadar büyük bir karı görmemiz, daha doğrusu %8 çok büyük bir kar değil ama en çok yükselen coinler arasında olmamız da iyi bir başarıydı. Ve şunu da söylemek istiyorum, bu başarılar devam edecek. Telegram grubu çalışmaya devam ediyor. Şu an %60 coin'deyiz. Sizlere bunu neden anlatıyorum? Şundan anlatıyorum arkadaşlar. Yani şunu bilin, biz de coin'deyiz. ve biz de hala çıkmadık. Zaten bildiğiniz şekilde olası çıkışlarda, gördüğüm büyük düşüşlerde sizlere haberdar ediyorum. Ancak şu an öyle bir tehlike yok. Bunu bilin. Yani çok büyük bir düşüş olamaz. Hatta aksine yıl sonuna kadar boğayım. Onu da söyleyeyim. Yani şu an derseniz bana ya Berk ben hani bunlara bakmak istemiyorum. Ee, sen bana şunu söyle. Yani ben alırsam ve yıl sonuna kadar tutarsam ne olur? Bunu sorarsanız arkadaşlar ben fiyatın 80 bin dolarlara kadar çıkmasını beklerim. Ki zaten şurada da işaretlemişim görüyorsunuz. <laughs> yani fiyatın 80 bin dolarlara kadar çıkmasını beklerim arkadaşlar. Ee, böyle bir durumda da bir dakika şöyle gelelim şuraya. 80 bin dolara gelmiştik. Abi. Evet. Yani böyle bir durumda da arkadaşlar hani 80 bin dolardan evet bir düşüş gelebilir. 20 bin dolara kadar 80 bin dolardan 20 bin dolara kadar bir ayı başlayabilir. E bunda tabii ki hani sek pardon sekledim kusura bakmayın. Amerika başlatabilir. Neden? Varlık alımlarını azaltmayı düşünüyorlar. Faizleri arttırmayı düşünüyordum. E böyle bir ortamda da hani bütün emtialarda bir düşüş görülebilir. İnsanlar daha çok güvenli limanlara yani dolara Amerikan 10 yıllık tahvillerine yatırım yapabilir. 1 yıllık tahvil. Amerikan tahvil diyeceğim direkt. Amerikan tahvillerine yatırım yapabilir. Borsalardan yine çıkabilirler. E böyle bir durumda da hani bitcoin'de de çok bir beklentim olmaz ama e, şu an baktığım zaman hani derseniz bana ya bak ben yıl sonuna kadar tutmak istiyorum ne olur? E, Bence güzel olur. Ben öyle söylemek istiyorum sadece. E, hani tekrar bir bakın. 57 bin dolarlara kadar düşüş görebilir. Yani bunlar Gayet normal 58 bin dolarlara 57 bin dolarlara kadar düşebiliriz ben 58 bin dolar üzerinde daha çok duruyorum ama bu düşüşler sizi korkutmasın arkadaşlar emin olun korkulacak bir şey yok ki yani gelin şuradan bakalım yani hem yükseliş zamanlarında hem düşüş zamanlarında ben zaten sizlere çok çok önceden haber veriyorum nasıl yani şöyle bakın mesela altcoin sepeti yapmışız 3 hafta öncesinden. Yani 3 hafta öncesinden zaten bakın bitcoin yükseliş geliyor yazmışız. Ya yani 3 hafta öncesinden biz zaten sizlere bitcoin yükseldiğini göstermişiz. ya da mesela düşüş olacağız ama bakın şurada mesela bitcoin 38 bin dolar dikkat demişiz. Ve gerçekten orada bitcoin düştü. Yani şurada da bitcoin dikkat dedik mesela ertesi gün. Hemen ertesi gün bitcoin düştü. Ee onu söyleyeyim yani. Bakın zaten şurada mesela 53 bin dolardan düşeceğini söylemiştik. 53 bin dolardan Gerçekten geldi ve 53 bin dolardan düştü yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar biz öyle durumlarda sizlere haberdar veri ediyoruz yani sizlerin zaten iyiliğini istediğimiz için bugün bu videoyu yapıyoruz yani sabahın e, köründe diyeceğim yani kalkıp video yapmak hiçbirimizin hoşuna gitmiyor ama yani sizleri bilgilendirmek için bunları yapıyoruz ve faydalı olduğunu da düşünüyorum e şu anda da baktığımız zaman arkadaşlar bakın tekrar ediyorum. yani böyle bir risk yok sağda solda gördüklerinize inanmayın. E, önde çok büyük bir risk yok. Bundan tekrar ediyorum bakın emin olun. Hani düzel düzeltme gelebilir bakın bundan bahsediyorum. Yani şöyle %5'lik bir düşüş yaşayabiliriz ama bu da emin olun alt günler öyle devasa etkilemeyecek. Çünkü dominans bizim lehimiz artık. Bunu söylemem gerekiyor. Ayrıca de zaten öyle pat diye bir anda düşüp beklemem. Zamanla böyle ufak ufak 59 bin dolarlara kadar gerileyebiliriz. Hafta hiç gerilememe ihtimalimiz de var. Çünkü %5 yükselirsek pardon %10 oluyor. %8 gibi galiba. %8 yükselirse arkadaşlar yeni bir ATH yapıyoruz. E yeni bir ATH'nin gazı ile birlikte insanlar deli gibi yüklenebilir de piyasaya. Bunu da söylemem gerekiyor. E yani şu an baktığım zaman piyasa olumsuz değil. Peki ne yapardım? Elimde coin olsaydı tutardım ki var %60 coin diyeyim. 40'tan nakit diyeyim. E o %40 nakitini neden tutuyorum? Arkadaşlar piyasada çok büyük bir düşüş olabilir. Alttan toplayabilirim. Ki beklemiyorum ama yani dediğimiz %100 olacak diye bir şey yok. Sonuçta piyasayı ben yönlendirmiyorum. Ayrıca de izlediğimiz coin'ler var bu coin'ler için cephane bekletiyoruz yani bu coin'leri de alacağız şu an %60 coin'deyiz o %60'dan da gerçekten güzel sonuçlar geliyor o %40'dan da güzel sonuçlar almak istiyoruz bunu söyleyeyim. Yani tekrar bir durum bakın arkadaşlar sağda solda gördüklerinize inanmayın piyasada çok büyük bir risk yok altcoin'ler için hele hiç yok zaten hani sorarsanız bana bitcoin mi altcoin mi altcoin derim çünkü Altcoin'lerde %40'lara kadar bir düşüş beklerim. Yani şuradan şöyle başlayıp %12-13'lük dominansta bir düşüş beklerim. E bu da tabii ki alt altcoin'lerin lehine olur. Ki zaten bitcoin çıktı alt altcoin'ler çıkmadı. Hep böyle oluyor. Yani bu sezonda bitcoin piyasasında 3 yıldır olanlar bilir. 2 senedir ya da 1 senedir olanlar da bilir. Hep bitcoin çıkar arkadaşlar. Ondan sonra altcoin'lere de hani hadi sen de gel. Öyle bir olay olur. E tabi birazcık mecazi anlamda söyledim ama olan olay aslında birazcık buna benziyor. E bu sebepten arkadaşlar tedirgin olmayın. Zaten olası bir risk de gerçekten hani piyasada risk görürsek bizler arkadaşlar sizlere haberdar ederiz. Bunu unutmayın. E, videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, hepinize de iyi hafta sonları diliyorum.